TEZİŞ Pratik Bilgiler kanalımdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sevimli minik penguen yavrusunun anahtarlık çalışmasını hazırladım ben sizlere. Şimdi bunun anlatımını paylaşacağım. Çok güzel, çok pofidik oldu, çok sevimli oldu. Şöyle güzel, şirin bir anahtarlık çalışması. Hemen başlayalım arkadaşlar. Beyaz ipimi alıyorum. Zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim arkadaşlar. İpimi kesiyorum. Bu anahtarlık halkamızı takacağımız yerin zinciri. Bunu hazırlıyoruz. Bu şekilde. Evet. Bu anahtarlık halkamızın zinciri. Şimdi penguenimizi başlatalım. Sihirli halkamızı oluşturuyoruz. 8 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi ilmek kaydırma yöntemiyle sıramızı sabitliyoruz. İkinci sıradayız. Bir zincir çektik. Sayımızı arttırmak için çift batım yapıyoruz. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Evet, sıra sonunda yine ilmek kaydırma yöntemiyle sıramızı sabitliyoruz. Üçüncü sıradayız. Bir tek, bir çift batım yapacağız. Çift, tek, çift, tek, çift, tek, çift, tek, çift, tek, çift, tek, çift ve son tekle sıramızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi 1 2 çift 1 2 çift 1 2 çift 1 2 çift bir iki çift bir iki çift bir iki ve son çiftimiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sırada şu anahtarlık halkasını içine takacağım. İç kısmında güzelce başlangıç ilmeğimizin ipi vardı burada. Onunla birlikte güzelce bağlattırıyorum. Bunu buraya gizliyorum. Evet, anahtarlık halkamızı taktık. Daha sağlam oluyor bu şekilde, iyi içinden, iç kısmından iyice düğümleyince. Şimdi bu sırada 1 2 3 4 ve 5 aynı kutuya 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 1 2 3 4 ile 5 aynı kutuya 1 2 3 4 ile 5 aynı kutuya 1 2 3 4 ve 5 aynı kutuya ve sıra sonunda sıramızı sabitliyoruz. Şimdi bu sıradan sonrasında 5 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmayacağız. 5 sıra boyunca dümdüz tek sık iğne olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Ben ilmek ayracımı taktım karıştırmamak adına. 5 sıra boyunca şu penguenimizin beyaz kısmının devamını, yüz kısmını oluşturacağız. Evet arkadaşlar, 1 2 3 4 5 sıra beyazımızı ördük. Şimdi artık siyahını ekleyeceğim. Evet. Siyah ve beyaz ipi de ilmeklerin arasına alarak gizliyorum. Beyaz ipi de hemen keseceğim. Evet. sıra sonunda yine ilmek kaydırmayla sıramızı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sıra boyunca evet arkadaşlar 10 sıra siyah ördük. Şu gövdeyi oluşturmuş olduk. Artık 10 sıradan sonra 11. sırada bir sık iğne, bir eksiltme devam edeceğim. Bir sık iğne, bir eksiltme. Bu şekilde penguenimizi, yavru penguenimizi daraltmaya başlayacağız. Bu sıraya gittikten sonra elyaf doldurmasını yapalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere sıkıca elyafımızı doldurduk. Şimdi bir üst sırada yine bir sık iğne, bir eksiltme, bir sık iğne, bir eksiltme şeklinde devam ediyoruz. Evet, penguenimizin gövdesini ördük. Gaga, göz ve ayaklarını yapacağız. Sarı ipimizle devam edeceğiz. Gagasını ve ayaklarını yapacağız. Sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Altı sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Başlangıç kısmıyla ilmek kaydırmayla çemberimizi düzenliyoruz. Üst sıradayız. Bir zincir çektim. Çift batım yapıyorum. Evet, son çift batımım, sıra sonundayım. İlmek kaydırmayla sıra sonunu sabitledim. Bir zincir çektim. 1 çift 1 çift 1 çift 1 çift 1 çift 1 çift. Evet, sıra sonundayız. İlmek kaydırmayla sıramızı sabitledik ve ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde gagamızı oluşturmuş olduk. Şimdi ayaklarımızı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Döndüm. Sık iğne yapıyorum. Her zincirin üzerine. Evet, aşağıya kadar sık iğne yaptım. En son sık iğnemin dibine 2 tane daha sık iğne yapıyorum ve bunun etrafını dönerek sık iğne yapmaya devam ediyorum. Evet. Birinci ayağımız tamam. Şimdi ikinci ayağımızı yapalım. penguenimizi hazırladık. Göz nakışı kaldı sadece. Şimdi göz nakışı için de siyah boncuk kullanıyorum. Siyah iğne ipliğimi hazırladım. Hemen boncuklarımı alayım. Şu şekilde küçük incilerden kullanacağım. Şöyle arka taraftan gaganın üzerine gelecek şekilde ipimi batırdım. İpimi biraz arkada, fazlalığını bırakayım. Gaganın diğer tarafına evet birkaç sefer boncukların içinden geçerek iyice sıkılayalım ve arka taraftan giriş yaptığımız yerden iğnemizi çıkartalım. Orada düğümleyeceğiz. Evet. Gördüğünüz üzere penguen çalışmamızı sizlerle paylaştım. Teziş Pratik Bilgiler kanalımda. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kanalıma yorum bırakmayı, ücretsiz olarak abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.